bir ders ve ibret sunuyor. Allah size nasihat ediyor. Allah size öğüt veriyor. Tabii ki öğüdü alanlar için. Şimdi bunu açacağız. Bu üçüncü rivayetin içine gireceğiz. Ama aziz dostlar, bu üç olayı topladığımızda müfessirler dört tane şey naklediyor. Bunları sayacağız. İnşallah programımızı bitireceğiz. Bir, İmam Mevdudi diyor ki rahimeullah, tefsirinde selam mümin erkek ve mümin kadınların tanınmaları için büyük bir şiardır. Dikkat edin. Selam, yani Esselamu Aleykum lafızları veya Esselamu Aleykum ve Rahmetullah sözleri ve kelimeleri müminleri birbiriyle tanıştıran, kaynaştırmaya sonra geleceğiz, birbiriyle tanıştıran büyük bir alamettir diyor. Neden? Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde müşriklerle müminlerin giydiği kıyafetler birbirinin aynısıydı. Onların da sakalları vardı. Onların da saçları vardı. Giyim kuşamları aynıydı. Aynı şeyleri yiyip içiyorlardı ve aynı dili kullanıyorlardı. Peki birbirlerini nasıl tanıyordu? Esselamu aleyküm kelimeleriyle tanıyordu. Ve bakın daha ilginci diyor Mevdudi. Onlar, yani sahabeler, bir diyarı fethetmeye gittiklerinde, ne olur buraya dikkat edin. Bir diyarı fethetmeye gittiklerinde, yani cihad için gittiklerinde, o kafir milletin içerisinden biri kendilerine Esselamu Aleykum veya La İlahe illallah sözlerini söylediğinde bir anda tereddüte düşüyorlardı. Niye? Acaba bu adam bu kelimelerle, dikkat edin, bu kelimelerle bizi aldatmak mı istiyor? Acaba bu temiz, pak kelimeleri kullanarak bizim kendisinden intikam almamızı, kanını dökmemizi, malına el koymamızı mı engellemeye çalışıyor? Bizi aldatıyor. Bakın sahabe böyle bir durumla karşılaştığı her seferinde muhataplarını öldürmüşler. Sana bin Zeyd de böyle. Bir savaşa katılır. Karşısındaki adam La ilahe illallah sözünü söyler. Usame kılıcını adamın tepesine indirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gider. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki ya Usame, sen La ilahe illallah sözünü söyleyen bir adamı mı öldürdün? O kadar çok söyler ki Usame bin Zeyd der ki keşke bu adamın olayından sonra iman etmiş olsaydı. Yine bir sahabe anlatıyor. Bir cihada katılıyorlar. Karşılarında müşrik zannettikleri adam La ilahe illallah sözünü söylüyor. Sahabeler adamı kovalıyor. O adam diyor ki ben Müslümanım, sahabe kovalıyor. Adam bir ağacın arkasına saklanıyor. Sahabe okunu çekip adamı öldürüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına olay getirildiğinde Usame bin Zeyd neyle tehdit edildiyse, neyle azarlandıysa o sahabe de onunla azarlanıyor. Ama dikkat edin ne olur aziz dostlar. Bu olayı kınamak için anlatmadım. Bir mesele anlaşılsın diye söylüyoruz. O dönemde İslam toplumunun ezan gibi en büyük şiarlarından biri Esselamu Aleykum sözüdür. O gün Müslüman bir adamla kafir bir adamı birbirinden ayıran, kanını, canını, namusunu, malını haram kılan La İlahe İllallah sözüdür. Sahabe şimdi şunun tereddütünde kaldı. Acaba bu adam bizi aldatıyor mu yoksa gerçekten Müslüman mı? Ağır basan karar, adam bizi aldatıyor ve öldürmüşler. Ama Resulullah her seferinde bunu yapanları azarlamıştır, ikaz etmiştir. Yalnız dikkat edin. Ne zamana kadar? Nisa suresi 94. ayetleri inene kadar. Artık Allah Azze ve Celle devreye girmiştir. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri değil, bizzat Allah'ın kelimeleri insanları yönlendirmiştir. Ey iman edenler, biri size cihat meydanında, savaş meydanında, kılıçların dahi terlediği ve eridiği o anda Esselamu Aleykum derse, La İlahe illallah derse, siz onun imanını kabul etmeseniz de, ona güvenmeseniz de, siz onu Müslüman olarak kabul edin diyen bir zaman Allah Azze ve Celle'dir. Hüküm belli oldu. Cihat meydanında bir kişi imanını ishar ederse, o adama Müslümanca davranacağız aziz dostlar. Ne olursa olsun. Şebbihaların içinde de yakalasan.
Amerikan ordusunun içinde de bulsan, İsrail askerlerinin içinde de bulunsa, onların üniformasını giyse de, dese ki ben la ilahe illallah sözüne inanıyorum, korkumdan dolayı onların içinde bulunmak zorunda kaldım, sana ve bana düşen bu adamın sözlerine beyanını kabul etmektir aziz dostlar. Selam, Müslümanı kafirden ayıran alameti farikadır. Selam, İslam toplumunun en büyük şiarlarından bir tanesidir. Bizzat Allah Azza ve Celle iman eden erkek ve kadınlara birbirlerinizin evine girdiğinizde veya kendi evinize girdiğinizde dikkat edin. Allah katındaki tayyip, güzel, temiz kelimelerle birbirinize selam verin diyor Allah. Kendi evine girdiğinde hanımına, çocuğuna, arkadaşının evine girdiğinde kardeşine temiz kelimeler diyor. Ne o temiz kelimeler? Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve yine aynı Allah Azze ve Celle size selam verenlere karşılık mukabilinde, hatta daha fazlasıyla, ziyadesiyle karşılık verin diye emretmektedir. Evet kardeşlerim, selam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle mümin erkek ve mümin kadınların sevgisini, muhabbetini pekiştiren ve arttıran salih bir ameldir. Selam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorulan soruda verilen cevabın ta kendisidir. Ya Resulallah, İslam içerisinde en hayırlı davranış hangisidir? Bir Müslümanın en güzel ahlakı hangisidir? Hangi ahlakı sergilerse bir Müslüman iyi iş yapmıştır. Ne diyor biliyor musunuz? İki şey. Senin ve benim mahrum kaldığım, acze düştüğüm, tembellik yaptığım iki şey. Çok basit. Biri diyor ki yemek yedirme. Yemek yedirme. Onun tabir yerindeyse karnını doyurma. Suyla ise suyla. Ekmek neyse ekmekle. Simit parçasıysa simitse. Cebinde biraz daha fazla varsa daha fazlasıyla. Sonra tanıyıp tanımadığına selam vermek diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Neymiş bu? İslam ahlakının en güzel şiarlarından bir tanesiymiş. Evet dostlar. Biz dün sahabenin düşmüş olduğu hatayla karşı karşıya kaldığımızda, karşımızda kavgalı olduğumuz bir kişi, ben de sendenim, ben senden yana eminim, sen de bana karşı emin ol dediği zaman onun sözlerine kulak vereceğiz. Nisa 94. ayetini hemen zihnimize ve kalbimize hatırlatacağız. Bu ayetlerden anlayacağımız ikinci mesele, ne olur iyi dinleyin aziz dostlar. İbnül Cessame dedik değil mi? Bu şahıs La ilahe illallah veya kendisinin Müslüman olduğunu gösteren Esselamu aleykum kelimelerini söylemesine rağmen, belki asabiyetinden dolayı, geçmişteki intikamını almaktan dolayı bilemem, ancak bir adamı öldürdü, Müslüman olduğunu söyleyen bir adamı öldürdü, toprak onu kabul etmedi değil mi? Üç defa toprağın üstüne çıktı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dudakları arasından şöyle bir söz söylüyor. Allah bu olayla size nasihat etmek istiyor, öğüt vermek istiyor. Sizce Allah-u Teala'nın muradı ne olabilir? Allah neyi nasihat etmek istiyor? Müslüman erkek ve Müslüman kadınlara buradan çıkacak ders ve pay nedir? Nedir biliyor musunuz kardeşlerim? Müslüman kanının ağır olması, Müslüman kanının veballi olması, Müslümanın etinin zehirli olmasını göstermek istiyor Allah Azze ve Celle. Neden? Dikkat edin. Müslüman olduğunu söyleyen bir adamı öldürenen adama karşı verilen ceza ve onun üzerinden Müslümanlığı terbiye edin. Müslüman olduğunu söyleyen, La ilahe illallah sözünü söyleyen. Dedi ki Müslüman Allah katında şereflidir. Müslümanın Allah katında büyük bir konumu vardır. Neden? Müslümanın Allah'ı zikreden bir dili, iman eden bir kalbi, tefekkür eden bir zihni vardır. Müslüman bundan dolayı Allah katında çok önemli bir mevkiye sahiptir. Bundan dolayı Resulullah aleyhissalatu vesselamın dudaklarından şu sözler çıkmış. Birinci hadis Abdullah bin...